Bir cepheye dön tekrar. Harekete başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayağının turabı olurum bey baba. Sen işte ölmeye muharremi. Allah belasını versin inşallah. Bana bey baba deyip durma. Zulümlük yapma. Ya gözünü sevdiğim. Ne diyeyim öyle diyorsun da. İkide bir dana dana çıkıyorsun karşıma. Bana kimi Hızır der, kimi pir. Hızır. Pir. Ama mevzu bahis olan bu değil şimdi Muharrem. Evet bey baba, yani pir, pir. Senin yazgında da bu varmış evladım. Ervah-ı ezelde, devhi kalemde bu yazılmış sana. Nasıl? Sen aşk dolusu içeceksin. Ki bu badeden bir kez içen fani, bir daha oldum bittim sevdadan kurtulamaz. Birinin bağı çözülür. Kargayken bülbül olur da şakımaya başlar. Kalbi katı taş gibiyken gözü yaşlı, koyun başlı, yumuşak bir adam olur. Yumuşak mı olacağım? Yani hakaretle konuşmayalım bir zahmet lütfen. Konuşma, sen artık badeli aşıksın. Bundan böyle memleket memleket gezecek, saz çalacak, şiir söyleyeceksin. Kimselerde olmayan kabiliyet sana bahşedilmiştir. Al bakalım. İç. Bismillah. Blorlanmış mıdır bey baba? Hani bir sıkıntı olmasın? Hiçbire gafil. Elinde tuttuğun aşk badesidir. Oy. Birinci yudumda gönlüne ateş düştü. İkinci yudumda diline destan doldu. Üçüncü yudumda saz eline yakıştı. Sen artık badelisin evladım. Bu iyi bir şey değil mi bey baba? Ama yani diyorum bir de bana böyle normal insan işi ayarlasak. Sigortalı falan. Karayolları olur, şeker fabrikası olur. Öz, daha neler? Sana verilen nasibin kıymetini bil akılsız. Kıymetini bil, yoksa alemi manada bildirirler. Aman. Bey baba, bey baba, etme kurbağam oğlum. Bey baba, bey baba. Bey baba. Lan ne oluyorsa? Aman o komutanım sen miydin o? Ben kafayı mı yedim dur. Çok korktum komutanım. Aşağı huzurda altıma kaçırmış olabilirim yani. Ne oldu evladım sana ya? Böyle ak saçlı, ak sakallıydı komutanım. Elinde bir tane demirden bir tas. Al dedi bunun içinde bir şey var bunu içeceksin dedi. Bu ne dedim ya garip grup bir şey var içinde ölmeyeyim dedim. Yok dedi bunu içeceksin dedi bu çok önemli bir şeydir dedi. Aldım bir içtim bir göğsüm yandı bir göğsüm yandı başım dönmeye başladı. Bir daha içirdi bir daha içtim yine göğsüm yandı yine başım döndü. Say sakın bir şey söyleyeyim deme. Mesela çok ortada çok açık yani. Mahmut,
Ne gördük? Her şey çok açık. Oha! Oha değil. Oha yani, oha. Peki bunlar nasıl oldu evladım? Vallahi bilmiyorum ki komutanım. Ben her zaman saatte uyudum işte. Sen rüya mı gördün çocuğum? Evet komutanım. Gel ulan eşek kafa! Sen bana iki saatte rüya mı anladıysın ulan? Ben de zannettim memlekette başınıza bir hal geldi lan. Hıyara bak. Sen sabah kalkma, içtimaya çıkma. Burada zor zor yat. Söyle komutanım ben rüya gördüm, çok korktum. Zıkkımın kökünü gör. Emredersiniz komutanım. Ulan 3,5 dakikam var. Nizamiye nöbeti yazdım sana. 2 saat. 4 saat. Emredersiniz komutanım. Daha bak. Ulan bir daha da bana sarılma. O dımbırtıyı kafana kırarım seni. Emredersiniz komutanım. Ya ne iş baba ya? Sana da oldu muydu böyle?